Neyse ünlü bir keçisin öyle. Hı? Küçük keçi seni. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Yıldız, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Göknebi köyündeyiz. Yani kendi köyümde. Şu anda biraderlerin hayvanları, bu büyük abimin koyunlarının yanındayız. Onları görüntüleyeceğiz. Evet. Bu anda ağılda duruyordu hayvanlar. Kar yağınca birkaç, iki gün önce köye getirmiş. Orada sular falan donunca sulama sıkıntı olmuş. Tanker donmuş. Şu anda koyunlar köye getirdi. Köyde bakıyor. Yaklaşık 300 koyun var. Gördüğünüz gibi. Yarısı kuzulamış yerden çoğu. Biraz daha kuzulayacak. Kar olduğu için tabii daha mera kapalı. Şu anda evde bakılıyor. Dışarıda şu aharlarda yemliyorlar. Sonra içeri giriyor hayvan. Yani yemini dışarıda yiyip sonra içeri giriyor. Hava soğuk. Şu aşağıda çeşme var. Çeşmeden sulanıp geliyorlar. Suyunu oradan içiyorlar. Yerlerinde de var da su. Tabii hayvan sayı fazla olduğu için suyunu alamayabiliyor. Şuradaki eski eve yemlerini koyuyor. Şuradaki bina samanlık. Burada da açık besi inekler var. Açık besi sistemiyle bakıyor. Selamun aleyküm. Simental düve. Görmüş olduğunuz gibi yeminli samanını şu kısımdan döküyorlar. Parmaklıklar aralık olduğu için buradan çıkıyor herhalde bu. Bu şekilde yarısı kapalı yarısı açık. Hayvanlar soğuğa adapte oluyor, yani uyum sağlıyorlar. Üşümüyorlar yani burada. Üşüdükleri zaman oraya geçiyorlar, kuytuya. Ceryan yapmadığı sürece hayvan ona göre tüyünü geliştiriyor, üşümüyor yani. Bakın tüyler uzamış. Kış moduna geçmişler. Bir ara çoğalttı dini. Bakamıyoruz diye azalttı, hem hayvan hem küçük baş hem büyük baş olunca yetişemediler. İnek sayısını azalttılar biraz. Burada sağılır olan ya da gebe olan hayvanlar var. Bir de oradan bakanlar var. Bunlar da danalar, düveler herhalde. Bakın oradan manzara seyretiyorlar. Tosuncuklar. Siz ne yapıyorsunuz burada bakayım ya? Bunlar da danalar, erkek herhalde. Hepsi de.
Su erkek dişi karışık mı? İki, dört, altı tane de burada var. Dana düve karışık da bunlar. Şu düve, şunlar dana. Simentel arkadaşlar, simentel ile farklı oluyor. Et ırkı olduğu için daha güzel, daha tombul gözüküyorlar. Kilolu hayvanlar yani. Buradan tekrar çekelim 5 saniye. Burası komple besaneydi. Şu kısmı böldü. Oraya arpa falan koymaya başladı. İnekler azalınca. Orayı garaj gibi işte arpa koymuş. Arpa gözüküyor. Garaj gibi kullanıyor kısmı. Bu kısım da ineklere yetiyor. 5-6 inek olduğu için. Yemini oradan döküyorlar. Bakımı kolay çok. Altını da senede bir defa ya da iki defa traktörle, kepçeyle temizliyorlar. Altı beton yok. Toprak altı normal. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada eski bir samanlık var bizim. Tarihi çok eski bir samanlık. Ta köyün ilk yapılarından, dedelerden kalma. Burada buraya bakalım. Bu şekilde samanlık, ağaçlar, özler. Asırlık yani, 100 yılı geçtik. Ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Yaşlılar bile hatırlamıyorlar. Yonca balyası, saman. Samanı koyunlara veriyor genelde de. İneklere de burada sap balyası var. Arpa buğday balyası. Burada yonca var. Burada da yonca balyeleri var. Bu sene kış az oldu. Biraz kar daha yeni yağdı. Bir hafta 10 gündür kar var. O yüzden koyunlar az kapandı. Az kapandığı için de samanı az yediler. Bayağı saman var. Bu kışı çıkartır. Poşetli küspe var yine. Bittikçe alıp alıp geliyor kamyonetle. Bu şekilde arkadaşlar. Burası da yem evi. Evet, Yasin 15. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. İyi, sağ ol, hoş bulduk. Nasıl da? Yem deposu. Yemlik mi burada? Yem deposu. Kuzu yemi, ezme. Çeşme patlamış. Su mu patlamış? Bunu değiştirdim. Hmm. Keçiler kapalı mı? Çıkardınız mı? Keçiler çıkardık. Kim götürdü? Çoban mı? Çoban.
Arkadaşlar burada bir tane çiftlik oğlak var. Ankara keçisi. Allah Allah, nereden gelmiş bu cins hayvan ya? Çiftlik keçi. Çiğ yavrusu, sen acıktın mı sen? Sen acıktın mı sen? Acıktın mı? Hı? Maşallah maşallah, şunların güzelliğine bak, şunların güzelliğine bak, bak. Gel buraya, gel, seni biraz severim, bir gel. Şimdi ne sevimli bir şey için öyle ya? Pas ver bakalım. Hı? Hı? Ne sevimli bir keçisin öyle. Hı? Küçük keçi seni. Minik keçi seni. Keçi yavrusu seni. Şimdi. Küpelerisi var bir de, küpelerisi. Evet arkadaşlar, burası bizim biraderin keçi çadırı. Şu anda keçiler dağda, yaylımdalar. Oğlaklamaya başlamışlar. Bir 15-20 kadar oğlak var. Bunlar hep yeni doğmuşlar daha, körpeler. Anneleri daha yayılmaya gitmiş. Tabii keçi kardan etkilenmediği için dışarıda kar var. Keçi yayılmaya devam ediyor. Yine ağaç ormanda yayılıyor. Çam, ardıç, pinar, meşe kesmesi. Bir şekilde karnını doyuruyor. Yani ne kadar evde baksan da olmuyor. Dağda 2 saat gezmesi yeterli oluyor keçi için. Bu arkadaş da eşek sıpası. Eşek sıpası, büyümekte olan bir eşek. Çeşme patlamış, dur bak şimdi. Evet arkadaşlar, burası da kapalı kısım. Kışın bu çadırları kapatıyorlar bu kısmı. Yazın açıyorlar. Havalar sıcakken açılıyor. Havalar soğudu mu kapanıyor bu şekilde. Burada kuzular var ama burası da karanlık. Kuzular. Burası çok karanlık. Bakalım bir ışık yakmayı deneyelim şöyle. Çok karanlık içerisi ya. Kızılar çekeceğiz ama. Efendim? Var mı ışık? Bunlar da kuzu var. Ne kadar kuzu oldu Yasin? Hepsini istiyorsan. 80 mi oldu? Evet, 80 tane falan kuzu olmuş arkadaşlar. Daha da doğacak. Şu anda duraklamış doğumlar.
Biraz yeri dar ya buranın. Islatmıyorlar mı atları? Daha 2 gün işlemde. Ya diğerisi daha yeni geldi değil mi? Daha yeni geldi, şuraya gidip ısladım. Kucu. Evet arkadaşlar, hayvanlar şu anda salındı. Çeşmeye su içmeye gidiyorlar. Çeşme yakın, yaklaşık 100 metre arası var ağla. Thank you.
Çeşmeden hiç ne var, buradan su içiyor. Evet. Yiyelim be yavrum. Yemiyorlar ya, koklayan geri dönüyor. Evet. Ya baş ağrıdan içiyorlar ya da beğenmiyorlar çeşmenin suyu. Şunları şöyle açıvereceğim suyu ya, şeyden içecek. Şey yok mu? Ağır gibi bir şey yok mu su ağır? Demir ağır mı buzlara koyuyoruz ya. Şu yem ağırlarından bir tane atacaksın gibi. Bunlar da olur ya. Canım yerinde olursa iyi olur suyu. Fişek de vurdu. Pek bakmıyor. Rapan aşağıda. Şey. Kaç tane sağlıyor Yasin bunlar? Ekerin 4 tane sağlıyor. 4 tane. 3 tane sağlıyor. 3 tane. Beraber durmuyorlar ya, şey yapıyorlar. Yaraya gelince süsüşmeye mi başladı? Evet Ömer abi, nasıl köyde soğuklar hangisi? Vallahi köyde yatıyoruz işte, ne yapalım kış günü. Kış günü. İyi, temiz hava, bol gıda. Temiz hava, bol gıda. Biraz soğuk ama idare edin artık onu. Biraz soğuk ama. Odun yakacak boldur zaten. Vallahi
Yeme içmemiz Allah'a şükür iyiyiz. Yatıyoruz işte. Evet arkadaşlar, bugün Göknebi köyündeydik. Göknebi köyünde görüntüler aktardık sizlere. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.